yapacak o be milletimin. Yıldızlı parlayacak o benim, o benim milletimin ancak. Daha kurban olayım, şehredip ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir günde bu şiddet bu celal sana olmaz döküle. Anlarımız sonra helal hakkıdır, hak vatama milletimiz lan. Evet sevgili dinleyiciler, Ladik Ünyespor maçıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ladik ilçe stadyumu Rahmi Güler sahasından sizlere sesleniyorum. Moda TV ve Alp TV olarak maçın hakem üçlüsünü vermek istiyorum sizlere. Ahmet Cengiz Gök, Sinan Sümbül, Mustafa Ateş şeklinde hakem üçlümüz. Bunu çıkarıyorum ben. Koy 10 dakika da alsana şey yapıyorum ya. Ünyespor sahaya 54 numarayla İlhan Can, 2 numara Ahmet Balcancı, 3 Yasin Karagöz, 4 Ercan Yıldırım, 5 Erkan Kestir, 7 Hikmet Enes Etlik, 8 Ali Yakup, 9 Barlas Yener, 10 Ali İhsan Özkanca, 11 Abidin Fikirli, 18 Sezer Çelik şeklinde sahada. Ev sahibi ekip Ladik Belediyespor ise sahada 1 Asım Akmalıoğlu, 14 Hakan Bozkurt, 19 Oğuzhan Yılmaz, 5 Emre Kaba, 3 Gürkan Durmuş, 8 Celal Caner İlyas, 4 Emre Aydoğan, 11 Enes Kılıç, 17 Cihan Ak, 20 Kerem Aslan, 15 Ali Osman Aydoğan şeklinde sahada yer alıyor. Evet, Ladik yedek kulübesiyle birlikte maça çıkmadan önce kendi aralarında bu maçla alakalı olarak birlik beraberlik, maçı galip ayrılalım şeklinde birbirleriyle selamlaştılar, tokalaştılar diyelim. Bildiğiniz gibi Ünye Spor 3. Sırada, Ladik Spor alt sırada, Çarşamba Spor var, Havza Belediye Spor var ve Ladik Spor en altta bulunan Ladik Spor yukarı çıkmak için uğraşıyor. Ünye Spor'un vuruşuyla başlayacak oyun. Topun başında Barlas Yener var. Arkadaşlarına bakıyor ve Barlas Yener'in vuruşuyla oyun başladı. Ahmet Balcancı karşısında Emre Aydoğan vardı. Emre Aydoğan'dan top Taca çıktı. Ahmet Balcancı uzun bir taç atışını kullandı. Ahmet Balcancı'dan top taca çıktı. Ahmet Balcancı'nın karşısında Ali Osman vardı. Hemen Gürkan taç atışını kullandı. Kerem Aslan ceza alanı içine doğru ortaladı. Topun dışarıdan çevrildiğini söyledi hakem Ahmet Cengiz Gök. Uzun bir taç atışı bakıyorum. Rakip Kerem Aslan'dan top taca çıktı. Taç atışını yine hemen Ahmet Balcancı kullanıyor. Uzun bir top. Gürkan topu kaçırdı. Orta alanda Ali Osman topu yaptı. Uzun bir top. Emre'ye doğru Ünye defansı topu karşıladı. Tekrar Ladik Belediye Spor'da kaldı top.
Bakıyorum taç atışını Ladik Belediye Spor kullanacak Gürkan'la. Gürkan'ın kullandığı Hikmet Enes'te kalmıştı. Uzun bir top. Oğuzhan kalecisi Asım'a kadar geri gönderdi. Tekrar Oğuzhan'da top. Uzun bir top orta alanda. Gürkan'ın vuruşunda top taca çıktı. Yine Ahmet Balcancı kendine göre sağ taraftan taç atışını kullanacak. Hikmet Enes'i gördü. Onun kafa vuruşunda top yine Ladik Belediyesporlu futbolcularda kaldı. Hakan Bozkurt, Ali Yakup koşuyor ve top taç atışını hemen kullandılar. Abidin geri verdi Erkan Kestir'e. Erkan Kestir'in uzun topu bakalım Ali Yakup alabilecek mi? Ali Yakup karşısında Enes vardı. Vuruşunda top taça çıktı. Taç atışını Ünye 1957 spor kullanacak. Yasin taç atışını kullanacak olan futbolcu. Hemen gönderdi Hikmet'e. Hikmet topu arkadaşına gönderemedi. Ladik Spor defansı topu uzaklaştırdı. Ali Osman'dan top taça çıktı. Ahmet Balcancı taç atışını kullanacak. Arkadaşlarına yakına gelmesini söyledi. Uzun bir top. Emre Aydoğan. Araya Ercan Yıldırım girdi. Bir foul beklentisi vardı. Emre Aydoğan, Ahmet Balcancı topun out'a gitmesini gönderdi daha doğrusu. Rakibin almasını önlemiş oldu. Kaleci İlhan Can out atışıyla oyuna başlayacak. 4 dakikayı geride bıraktık. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Orta alan mücadelesiyle geçen bir oyun. Sezer Çelik. Karşısında Gürkan var. Sezer. Ali İhsan'a gönderdi. Ali İhsan'ın ceza alanının içine ortasında defans uzaklaştırdı. Tekrar Sezer. Sezer'in gelişine vuruşunda top az farkla avuta gitti. Bu arada Sezer hafif bir sakatlık geçirdi. Kaleci Asım avut atışıyla oyunu tekrar hareketlendirecek. Arkadaşlarının ileri gitmesini söyledi. O Emre Kara ile paslaştı. Tekrar Asım. Oğuzhan. Oğuzhan'dan Gürkan'a. Karşısında Ahmet vardı. Ahmet Balcancı tekrar. Fakat rakipten top. Ali Osman'dan top taca çıktı. Ahmet Balcancı taç atışını hemen kullandı. Hikmet Enes. Gürkan taç atışını kullanıyor. Arkadaşlarının ileri gitmesini söyledi. Uzun bir top Cihan'a. Kafalardan seken top. Ali Yakup hemen arkadaşına bıraktı. Yasin ceza alanı içine girdi. Vuruşunda Emre topu taca gönderdi. Tabii Yasin Karagöz'ün vuruşunda ayaklar birbirine değdi toptan ziyade. Maçta
7. dakikaya doğru gidiyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Her iki takım da kontrollü bir şekilde oyun oynuyorlar. Orta sahada birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar şu ana kadar. Oyun Ünyespor'un yönüne göre sağ kanatta yoğunlaşıyor bu dakikalarda. Sağ kanattan hücuma kalkmaya çalışıyor Ünyespor. Aynı şekilde rakip de yine kendine göre sol taraftan hücuma katkı sağlamaya çalışıyorlar. Maçta 7. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İki oyuncunun da sahada tedavisi yapıldı. Evet, sedye isteniyor sanki kenardan. Veyahut da oyuncu değişikliği mi desen, futbolcular oradan yedek kulübelerine doğru bir işaret yaptılar. Hakem tedavinin sahanın dışında yapılması gerektiğini söyledi. Evet, taç atışıyla oyun başlayacak. Erkan Kestir pasını verememişti. Erkan Kestir'in rakibine yapmış olduğu hareket hakem foul olarak belirledi. Kerem. Top hala Kerem'de. Uzun bir top. Kaleci İlhan Can'da kaldı. İlhan Can arkadaşlarının ileriye gitmesini istiyor. Orta alanda Hikmet Enes'in kafa vuruşunda Sezer'e bırakmak istedi. Olmadı. Gürkan şimdi topu alan oyuncu. Gürkan'dan Ali Osman'a. Ali Osman bıraktı Emre'ye. Karşısında Sezer vardı. Bakıyorum. Korner. Taç. Hemen kullandılar. Tekrar Gürkan'da. Karşısında Sezer vardı. Top out'a gitti. Out atışıyla oyun başlayacak. İlhan Can out atışını kullanacak. Maçta 10. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ünyespor 9 kişi oynuyor. Şu anda bakıyorum Ünyesporlu futbolcu yedek kulübesindeki arkadaşlarıyla birlikte saha dışında yedek kulübesine taşınıyor. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Ancak şu anda dediğim gibi Ünyespor sahada 10 kişi mücadele ediyor. Zorunlu bir oyuncu değişikliği olacak Ünyespor'da. Taç atışı diyor. Evet, oyuncu değişikliğini 11. dakikada Zafer oyuna girdi Yasin'in yerine.
Maçta 12. dakika. Zorunlu bir değişiklik. Hikmet Enes. Bakıyorum. Korner. Evet. Rakibe çarpan top. Kornere gitti. 12. dakikada Yasin'in yerine Zafer Çuacı oyuna girmiş oldu sevgili izleyiciler. Zorunlu bir değişiklik olmuş oldu. Sakatlık geçirdi Yasin. Ceza alan içine doğru orta. Kafa vuruşu, top havuta gitti. Barlas Yener. Barlas Yener'in kafa vuruşunda top avuta gitti. Kaleci Asım avut atışını kullanacak. Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan tekrar Asım'a, Asım'dan tekrar Oğuzhan'a. Karşısında Ünyesporlu oyuncular var. Hikmet oyununu bozdu. Gürkan. Gürkan'dan Kerem'e. Kerem'den Oğuzhan'a, araya giren Sezer. Sezer araya girdi. Sezer. Bakıyorum. İki oyuncu da yerde. Topu kurtarmak isterken Sezer rakibinin ayağına vurunca hafif bir sakatlık geçirdi. Topun gerisinde Abidin arkadaşlarının hakem işaretini verdi. Abidin ceza alanın içine doğru orta. Top direkt avuta gitti. Asım. Avut atışını kullanacak Asım. Arkadaşlarını bekledi. Keremcan'la kullandı. Keremcan Oğuzhan'a bıraktı. Oğuzhan tekrar en sağdaki Gürkan'ı gördü. Gürkan'dan Emre'ye. Emre'den tekrar Gürkan. Kaleci Asım. Asım'dan Oğuzhan'a. Oğuzhan Kerem'e. Orta alanda Ünye topu kaptı. Abidin ara pasıyla Sezer'i gördü. Bakalım Sezer. Sezer'den önce Asım topu almış oldu. Abidin bakıyorum. Oyun dedi. Vurdu ve gol. Abidin maçın 15. dakikasında Ünyespor'u 1-0 öne geçirdi. Pozisyondan hemen öncesinde bir penaltı beklentisi vardı Ünyespor'un. Fakat oyunu hakem devam ettirdi ve Abidin Ünyespor'u deplasmanda 1-0 öne geçiren golü atmış oldu. Maçta 15. dakika. Abidin takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Ladik Belediyespor tekrar oyuna başladı. Caner'den Oğuzhan'aydı. Oğuzhan'dan uzun bir top. Ali Osman topu alamadı. Top avuta gitti. Korner beklentileri vardı ev sahibinin. Fakat orta hakem avuta
topun out'a çıktığını söyledi. İlhan Can out atışını kullanacak. Orta alana kadar gelen top iki futbolcunun çarpışmasında Oğuzhan ve Ünye Spor'dan yanılmıyorsam Ali Yakup ikisi kafa kafaya çarpıştılar. Hava topuna çıktılar. Ladik sporlu futbolcu dizlerinin üzerinde tedavi edilirken Ünye sporlu futbolcu şu anda hala yerde. Sağlıkçılar orada şu anda ilk müdahaleyi yapıyorlar. 15. dakikada Abidin'in atmış olduğu golle Ünye 1957 spor ev sahibi Ladik spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Bu arada bakıyorum orta hakemin elinde bir sarı kart var. Ahmet Cengiz Gök. Bu sarı kartı bakalım kime gösterecek. Barlas Yener miş yerdeki oyuncumuz. Barlas Yener'le Oğuzhan'ın evet Barlas'a sarı kart çıktı. Barlas sarı kart gören oyuncuydu. Evet, Oğuzhan. Oğuzhan'dan Gürkan'a. Gürkan'dan önce topu Ünyesporlu aldılar fakat Hikmet Enes topu Sezer'le paslaşamadı. Rakibe geçmişti. Kerem'den Emre'ye. Kerem karşısında Hikmet vardı. Gürkan'dan Oğuzhan'a, Oğuzhan'ın uzun topuna Ünye defansı, evet, Ünye defansından Erkan Kestir kafayla topu kalecisi İlhan Can'a bırakmış oldu. İlhan Can, uzun bir top, Barlas takip ediyor fakat Emre kafayla topu kalecisi Asım'a bıraktı. Asım'dan hemen Oğuzhan'a. Oğuzhan'dan Kerem. Kerem bıraktı kalecisine. Kalecisinin karşısında Abidin var. Oğuzhan. Oğuzhan'dan tekrar kalecisi Asım'a. Asım tekrar Oğuzhan. Karşısında Hikmet vardı. Kerem, Hikmet'in uzun topu Zafer ve Enes'ten top Taca çıktı. Taç atışını hemen kullandılar. Caner'den Kerem'e, Kerem tekrar uzun top gönderdi Enes'e fakat Enes offside pozisyonundaydı. Offside'da kaldı. Offside endirek vuruşu kaleci İlhan Can kullanacak. Maçta 22. dakikaya doğru gidiyoruz. Ünyespor'un 15. dakikada Abidin'in atmış olduğu golle 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor.
topu taşa çıkartmadı. Oğuzhan, bakıyorum hakem foul dedi. Bir şey Ladek sporlu futbolcular ikinci sarıdan atılmasını istediler. Barlas'ın, çünkü Barlas'ın az önce sarı kart görmüştü Barlas. İkinci sarıdan atılması için Ladek sporlu oyuncular hakeme sarı kartını niye göstermedin tepkisini göstermiş oldular. Oğuzhan'dan Asım'a tekrar Oğuzhan, bugün kaleciyle çok paslaştığını görmüş olduk. Uzun bir top, bakıyorum. Ahmet'in elle oynadığını söyledi. Bir sarı kartta Ahmet Balcancı gördü. Gürkan'la mücadelesinde. Evet, elinle kestin dedi Ahmet Balcancı'ya orta hakem. O yüzden sarı kartını gösterdiğini ifade etmiş oldu. Topun gerisinde Gürkan Durmuş var. Topun karşısında Sezer'i görüyorum. Hakem işaretimi bekledi. Sezer ve Hikmet Deniz, bakıyorum. Hikmet Deniz şu anda. Evet, Sezer ve Hikmet Deniz baraj kurdular. Topun gerisinde Gürkan var Ladik Spor'dan. Hakem işaretini bekleyin dedi. Ceza alan içi hareketli. Hakem işaretini verdi. Evet. Barlas Yener uzun bir topla topu rakip alana kadar gönderdi. Caner topu kalecisi Asım'a verdi. Asım tekrar Caner'e. Evet, bakıyorum. Top boşta kaldı adeta. Caner, Gürkan, Dünyaspor ikinci gole çok yaklaşmıştı ama topu beklemedi bizim oyuncular. Uzun bir top. Ahmet Balcancı'nın kontrolünde top avuta çıktı. Maçta 24. dakika, 15. dakikada Abidin'in atmış olduğu golle 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Orta alanda Gürkan Emre ile oynamıştı. Hakan Kerem'e, Kerem'den Caner'e, Caner'den Gürkan'a. Bakıyorum, top avuta çıkıyor. Ali Osman ve Cihan hızlandı ancak top onlardan daha hızlıydı. O yüzden top avuta çıktı. Kaleci İlhan Can avut atışını kullanıyor. Taca çıktı top Oğuzhan'dan. Taç atışını Ahmet Balcancı kullanacak. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Abidin, Sezer girdi, olmadı. Emre'den Kerem, Kerem'den Emre'ye. Orta alan mücadelesi, topu kazanan Hakan, Hakan'dan Enes'e, Enes, bakıyorum, korner atışını söyledi. Korner atışını kullanmaya Gürkan
gitti. Hemen Ali Osman'la kullandı korner atışını. Ali Osman'ın ceza alanının içine doğru ortasında topa yükselen Kerem vuramayınca top out'a gitti. Out atışını kaleci İlhan Can kullanacak. Maçta 27. dakika. Bünyespor'un 15. dakikada Abidin'in atmış olduğu golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hakan topu karşıladı. Kerem. Tekrar Hakan. Hakan orta alanda kendi topuyla gidiyor. Arkadaşını Ahmet'e bıraktı. Uzun top. Bakıyorum. Hayır dedi. Hakem el yok dedi. Orta alan mücadelesi. Taç atışını hemen Gürkan kullandı. Caner'e verdi. Caner'in ceza alanı içine doğru ortasında Ünyespor defansı topu uzaklaştırdı. Bu dakikalarda Ladik Spor oyunu hızlandırdı diyebiliriz. Taç atışını Zafer kullanacak. Zafer'den Erkan Kestir'e. Erkan Kestir'den uzun bir top. Sezer. Sezer. Top Sezer'de. Bakıyorum. Offside yoktu. Barlas. Kaleciden geri döndü. Ladik defansı topu uzaklaştırdı. Bakıyorum Ünye sporlu futbolcu Enes'le yükselmişti. Hikmet Enes. Enes ve Hikmet Enes ikisinin çarpışmasında Hikmet Enes yere düşmüştü. Faul atışını şimdi Ünyespor Ali İhsan'la kullandı. Top kaleci Asım'da kaldı. Asım'ın uzun pasında Gürkan. Gürkan bakıyorum. Evet. Kalecimiz İlhan Can öne çıkmıştı. Kontrpiyede kalır mı düşüncesi vardı. Olmadı. Hikmet. Top hala Hikmet'te. Arkadaşlarına baktı. Uzun bir top. Bakıyorum. Fakat Emre topu aldı. Taç. Taç atışını yerinden kullanmasını istedi. Orta hakem. Ali İhsan. Ladik Belediyespor'da kaldı top. Ali Osman yön değiştirdi bu arada. Sol kanattaydı, sağ kanada geçti. Taç atışını Emre kullandı. Uzun bir taç atışıydı. Ünye defansı topu uzaklaştırdı. Bakıyorum. Orta alanda. Gürkan. Gürkan arkadaşına verdi hemen Emre'ye. Emre'den Ali Osman'a. Ali Osman ceza alanı içine doğru ortaladı. Bakıyorum. Evet. Kart. Kart.
Hikmet Deniz sarı kart gören oyuncu Kerem'e yapmış olduğu hareket sonrasında. Maçta 32. dakika. Topun başında Kerem'i görüyorum. Emre var. Gürkan. Bakalım hangisi kullanacak. Hakem barajı yerini belirlemeye çalışıyor. İngilizce oyuncuları oraya götürüyor. Enes topu düzeltiyor. Enes, Kerem. Enes de Kerem kaldı topun gerisinde. Enes topa vuracak. Baraja giren Ladispor'lu oyuncular var. Hakem işaretini verdi. Ve gol. Enes 32. dakikada takımını 1-1'lik eşitliği getiren golü attı. Serbest vuruştan Enes 33. dakikada takımına beraberliği getiren golü atmış oldu. Nadik Belediyespor'un birinci golü. Kılıç! 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 Teşekkürler arkadaşlar. Barlas topun gerisinde bir birlik işlik var şimdi. Sezer'e gelmedi. Sezer'den önce Gürkan topu kalecisi Asım'a gönderdi. Asım Emre'ye, Emre'den Oğuzhan'a tekrar Emre, tekrar Oğuzhan. Orta alanda Cihan'ın yapmış olduğu hareketi hakem foul olarak belirledi. Bünyespor şimdi foul atışını kullandı. Orta alanda topu bu aralığa kaptırmaya başladık. Emre karşısında Ahmet Balcancı, Caner, Caner'den Emre'ye, kaleci İlhan Can için kolay bir top oldu. Evet, bu arada maçta 35. dakikada bir birlik işitlik devam ediyor. 15. dakikada Abidin'le gelmişti Bünyespor'un golü. 35. dakikada ise Enes Kılıç takımını bir birlik beraberliği getiren golü atmıştı. Bünyespor bu dakikalarda orta alanda top kayıpları var. Hücumda çoğalamıyoruz. Bakıyorum hakem oyuna devam dedi. Bir foul beklentisi vardı. Cihan bakıyorum out. Cihan'la Ercan'ın kapışmasında top Cihan'dan out'a çıktı. Out atışını İlhan Can kullanacak şimdi. Orta alanda Espor'un sol taraf, bize göre sağ tarafının bu aralar boşaldığını görüyoruz. Rakip de bunu fırsat bilerek hücumlarını bu kanattan
yapıyor. Zafer. Zafer'in kontrolünde top. Out'a çıkıyor dedim ama hakem köşe atışını gösterdi. Köşe atışını kullanmaya Gürkan gidiyor. Maçta 37. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Topun gerisinde Gürkan. Ceza alanı içi kalabalık. Hakem işaretini verdi. Defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Oğuzhan'dan önce Erkan Kestir topu Taç'a gönderdi. Taç atışını şimdi Emre kullanacak. Emre topu Gürkan'a bıraktı. Gürkan taç atışını kullanacak. Uzun bir top taç atışı bekliyoruz Gürkan'dan. Hemen yanındaki arkadaşı Kerem'le kullanmaya çalıştı. Sezer topu tekrar Taç'a gönderdi. Hemen kullandılar. Ceza alanı hemen dışında. Radik skorlu oyuncular. Gürkan ceza alanı içine doğru ortaladı. Ünye defansı topu uzaklaştırdı. Top out'a çıktı. Ünye sporlu futbolcular. Elle oynama itirazları vardı. Fakat hakem oyunu out atışıyla başlayabilirsiniz dedi. Oyunda tempo düştü şu sıralar. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Maçta 39. dakika. Orta alanda orta alana Nadik sporlu oyuncular üstünlüğünü var. Bakıyorum. Ceza alanı içinde karambol. Evet. Offside'i belirledi. Yan hakemin bayrağına uydu orta hakem Ahmet Cengiz Sinan Sümbül. Offside'i belirlemişti. Offside atışını direkt serbest vuruşu İlhan Can kullanacak. Araya giren Alihsan oldu ama Taç Ladik Spor'un Hakan taç atışı kullanmak için gidiyor. Taç atışının yerinde kullanılmasını istedi hakem. Hakan'dan uzun bir top. Zafer kafayla karşılamıştı. Top orta alanda. Bir orada bir burada. Abidin arkadaşlarının gelmesini bekledi. Ahmet Balcancı. Top Ahmet Balcancı'da. Ahmet Balcancı'da tekrar Ercan Yıldırım'a bıraktı. Ercan Yıldırım'da İlhan Can'a verdi kalecisi. Orta alanda top Taç'a çıktı. Ve sevgili izleyiciler bu dakikalarda yani Ünye Spor adeta geri çekildi. Orta alanı Ladik Spor'a bıraktık. Hücumda çoğalamıyoruz. Taç atışı Ünye 1957 Spor'a. Orta hakem Ladik Spor'a verdi. Yan hakem Ünye Spor'a vermişti. Orta hakem Hakan taç atışını kullanacak. Şimdi uzun bir korner. Ters bir kafa
vuruşu Erkan Kestil'den. Korner atışını kullanmaya Gürkan. Gürkan korner atışını kullanıyor. Ceza alanı içi hareketli. Karambol çizgi üzerinden çıkarttı Ali İhsan. Hikmet kendi topuyla gidemedi. Çizgiden topu çıkardan Abidin. Ahmet Balcancı taç atışını kullanıyor. Hikmet. Hikmet'e bıraktı. Hikmet dönebilecek mi? İki kişiden sıyrılmaya çalıştı. Olmadı. Cihan. En arkadaki Hakan'a bıraktı. Hakan'dan Kerem'e. Kerem. Kerem. Tekrar Hakan'ın koşu yoluna bıraktı. Karşısında Selçuk var. Vuruşunda top kornere çıktı. Her zaman olduğu gibi korner atışını Gürkan kullanmaya gidiyor. Maçta 43. dakika, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Vladik Spor ve Ünyespor arasındaki müsabakada. Ceza alanı içi hareketli hakem futbolculara açılmalarını söyledi. Bakıyorum iki oyuncuyu yanına çağırıyor. İki oyuncuyu yanına çağırdı. Sözlü olarak uyardı. Ahmet Balcancı topu kafayla ceza dışına itti. Ali İhsan, Sezer, uzun top Abidin'e doğru geçecekti, geçmedi. Top Ladik Sporlu futbolcularda kaldı. Emre hemen arkadaşı Kerem'e bıraktı. Kerem, Kerem'den Cihat karşısında Hikmet'e kaptırılan top. Ünyespor defansı topu uzaklaştırdı. Kerem'in ceza alanı içine doğru ortalamış olduğu topa Ali Osman yetişemeyince top out'a çıktı. Evet, bizim kronometremize göre maçta ilk 45 dakika dolmak üzere. Hakem uzatmaları bakalım kaç dakika ilave edecek. İlhan Can out atışını kullandı. Orta alanda bakıyorum. Emre kafayla karşılayan oyuncu. Zafer ve Ali Osman arasında. Foul beklentisi vardı Ünye Spor'un. Fakat taç atışıyla oyunun başlayacağını belirtti hakem. Evet. Taç atışını Ercan bıraktı Zafer'e. Zafer uzun top Zafer'den. Bakıyorum yapılan hareket foul diyor. Barlas'ın yapmış olduğu hareketi hakem foul olarak belirledi. Hakan. Kerem. Top Kerem'de. Kerem arkadaşlarına şöyle bir baktı. Gürkan.
Ahmet Balcancı. Uzun bir top. Bakıyorum. Ünyesporlu Bozor aldı. Sezer. Ali Hikmet. Berkaç denemesi olmadı. Bakıyorum hakem saatine bakıyor. Ve ilk 45 dakikanın 1-1 bittiğini ilan ediyor. Orta hakem Ahmet Cengiz Gök. 15. dakikada Abidin ve 35. dakikada Enes'in atmış olduğu gollerle ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda tekrar buluşmak dileğiyle. Konuşması yapalım lan. Thank you.